Teknopat'tan herkese merhaba, ben Emin Çıtak. Bugün Zorlu AVM'deki MediaMarkt mağazasında Samsung'un standının buradaki ürünlerinin önündeyiz. Çünkü S24 serisi sonunda piyasaya sürüldü ve siz de MediaMarkt mağazalarına gelerek burada birinci elden bu telefonların deneyimlerini ölçebilir, kendinize uygun olup olmadığına karar verebilir ve satın alabilirsiniz. Bizim odağımız elbette bugün Samsung Galaxy S24 serisiyle beraber tanıtılan Galaxy AI, yani bu telefona eklenen yapay zeka özellikleri olacak ve bunları MediaMarkt mağazasında deneyeceğiz ve işlevselliklerini gerçekten test edilmemiş bir ortamda deneyerek ne kadar başarılı olduklarını veya olmadıklarını hep beraber göreceğiz. Şimdi önemli bir noktayı da netleştireyim. Galaxy S24 ile alakalı bugüne kadar yapılan içeriklerde yapay zeka özelliklerini tanıtırken biz genelde Samsung Galaxy S24 Ultra kullanıyoruz. Ama burada kendi standında da görebileceğiniz gibi Galaxy S24 serisindeki çok önemli olan Circle the Search, Live Translation ve Foto Asistanı gibi yapay zeka özelliklerini hem Galaxy S24'te hem Galaxy S24 Plus'ta hem de Galaxy S24 Ultra'da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu önemli 3 yapay zeka özelliği S24 serisindeki model bağımsız olarak hepsinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Aradaki işlemci farkına da baktığımızda bu tarafta Samsung'un Qualcomm'la beraber özel olarak geliştirdiği, daha doğrusu özel eklemeler yaptırdığı Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini görürken bu tarafta ise Samsung'un Exynos işlemci ailesinden 2400'ü görüyoruz. Bu iki işlemci ailesi de 4 nanometre üretim sürecine sahip. O zaman vakit kaybetmeyelim, kalemimizi çıkartalım ve Samsung Galaxy A'ya yakından bakalım. Şimdi ilk değineceğimiz özellik Circle the Search. Circle the Search burada görmüş olduğunuz butona basılı tutunca harekete geçiyor. Tabii ki Google işbirliği ile beraber hazırlanan bir özellik. Google'ın kullanıldığı, yani Android akıllı telefonların hepsinde var. Ama buradaki en büyük fark Samsung'un yapay zeka platformuyla entegre bir şekilde çalışıyor. Bu işlemi istediğiniz web sayfasında, telefon arayüzündeki her yerde kullanabilirsiniz. Ama illaki burada kullanmak zorunda değilsiniz. Kamerayı açtığınızda da rahatlıkla bu özelliği kullanabilirsiniz. Şu anda önümüzde Galaxy Watch 6 var. Bu akıllı saat hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Orta tuşa basıyorum. Circle to Search diyorum. Galaxy Watch ile alakalı pek çok farklı makaleye ve özelliğe ulaşabiliyoruz. Hatta bizim daha önce yapmış olduğumuz saat incelemesine de Teknopat üzerinden buradan erişebiliyoruz. Genel işleyişi bu şekilde. Bunu sadece ürün odaklı düşünmemek gerekiyor. Bunu istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Bunun da bir örneğini göstereyim size. Mesela şu anda MediaMarkt'ta karne dönemine özel hediye kampanyaları var, güzel kampanyalar var ve ben böyle bir ilan gördüm MediaMarkt mağazasında. Bu indirim hakkında o anda bir MediaMarkt mağazası önünden geçiyordum ve içeri girmeden bilgi edinmek istiyorum. Bunun için Circle to Search'ü rahatlıkla kullanabilirim. Ortaya basıyoruz. Circle to Search diyoruz. Aramamız başlıyor. MediaMarkt'ta karne dönemi hediyeleriyle alakalı, indirimlerle veya kampanyalarla alakalı pek çok haber karşımıza çıktı. Bunlardan birine girebilir ve MediaMarkt'taki kampanyaları direkt web sitesi üzerinden öğrenebiliriz. Tabii isterseniz de mağazaya direkt girip insanlara da sorabilir, kendiniz ürünleri inceleyebilirsiniz. Bir örnek olması açısından gösteriyorum. Şimdi gelelim diğer önemli özelliğe. Fotoğrafları düzeltme. Bu özelliği göstermek için Samsung'un standına geri döndüm. Galaxy yapay zekasında muhtemelen en çok kullanacağınız özelliklerden biri yapay zeka özellikleri. Hem fotoğraf düzeltirken, hem boşlukları doldururken, hem de bazı nesnelerin yerini değiştirirken bu manipülasyonları çok iyi bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve yapay zeka özelliklerinden yararlanabiliyorsunuz. Normalde farklı farklı platformlarda uğraşmak zorunda kaldınız. Mesela Photoshop'un Generative Fill diye bir özelliği de var. Bunu da kullanabilirsiniz ama bunun için o fotoğrafı bilgisayara atmalı, orada düzenlemeli ve uğraşmalısınız. İşte Samsung bu adımları tek bir uygulamaya, kendi düzenleme uygulamasına indirgeyerek size çok rahat fotoğraflar üzerinde manipülasyon veya istediğiniz özellikleri ekleme imkanı sunuyor. Hadi deneyelim. Şimdi biz MediaMarkt'ın mağazasındayken pek çok farklı fotoğraf çektik ve bu fotoğrafları kontrol ettiğimde bazı sorunlar gördüm. Mesela örnek olarak burada Alperen'le benim fotoğrafım var. Bu fotoğrafta çok açılı çıkmışız. Ben bu açıyı 12 dereceyi çekmek istiyorum. Normalde bunu yapmak istediğimizde kadraj alanından gördüğünüz gibi sürekli olarak içeri doğru giriyor. 12.5'ta bıraktığımızda normaldeki görüntüden çok fazla şey kaybediyoruz. İşte yapay zeka tam bu noktada devreye giriyor. Hemen yan taraftan yapay zekaya giriyoruz ve bu sefer kendimiz 12 dereceye çekiyoruz. 12.5. Aynı açıya geldik ama bu sefer fotoğrafta bir kayıp yok.
Ekstradan buradaki alanları da yapay zeka dolduracak. Oluştur diyelim. Gördüğünüz gibi fotoğrafın orijinali bu şekildeyken açıyı düzeltmeme rağmen bu yan taraflara yapay zeka eklemeler yaparak özellikle köşelere gayet güzel bir görüntü oluşturdu. Kopyasını kaydet diyerek kaydediyorum. Zaten yapay zeka simgesinden üzerinde oynanmış fotoğraflarınızı galeride rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. Bir başka örneğe gidelim. Yine aynı şekil. Burada da kadraj birazcık yamuk çıkmış. Hatta birazcık değil, bayağı yamuk çıkmış. Yine aynı şekilde düzleştirmek istediğimde ve çizgileri uyarladığımda bayağı bir alan kaybediyorum. Benim yaklaşık 3.6-3.5 arası bir açıya ihtiyacım var. Bunu biraz daha düz göstermek için. Hatta şöyle 3-4 yaparsam daha da güzel olacak. Ama bakın kadraj bayağı bir sıkıntıya düşmeye başladı. Yine yapay zekaya giriyoruz. 3.4 diyorum. Bakın alanlar inanılmaz boş. Dolduralım. Hatta buraya yeni bir monitör de ekledi. Buradan aldığı bilgilerle gayet güzel bir şekilde hem düzeltti hem de oldukça iyi bir şekilde bölgeyi oluşturdu. Orijinaline baktığımızda aslında 3. monitörün ucunun burada göründüğünü fark ediyoruz. Ama yapay zeka hemen onu da hallediyor ve 3. monitöre yana güzel bir şekilde eklerken fotoğrafı da oldukça sağlam bir şekilde düzleştiriyor. Ve yapabileceğiniz bir farklı önemli olaysa sahnedeki cisimlerin yerlerini değiştirebilmek, objelerin, sujelerin yerlerini değiştirebilmek. Bu da hakikaten çok güzel bir özellik. Mesela şu köpeği yuvarlak içine alıyorum ve basılı tutup şöyle biraz kenara alıyorum. Görünüşünü değiştiriyorum. Boyutunu büyütüyorum. Aslında bayağı bir oynama yapıyorum ve fark ettiyseniz arka tarafta belli alanlar şu anda seçili olmayan halde. Burada önemli noktalardan biri ilk seferinde veya ikinci seferinizde çok doğru sonuçlar alamayabilirsiniz. Yapay zeka burayı öğrendikçe, buradaki nesneleri ve kullandığınız cisimleri tanıdıkça ve buluta bunları gönderdikçe çok daha iyi sonuçlar verecek. Şimdi biz ilk sonucumuza sadece bakalım nasıl bir sonuç alacağız. İlkinde çok iyi bir sonuç aldık. Daha ilk denemede bakın hem yerini hem de boyutunu değiştirdik. Ve burada normalde hiçbir şey yokken yapay zeka çok güzel bir şekilde ekledi. Ettiğimizde tabii belli hatalar fark edebiliyoruz ama çok yakına gelip bunları görmemiz gerekiyor. Anlayabilmek için kopyasını kaydet diyoruz. Oldukça kullanışlı. Bu videomuzda önce MediaMarkt mağazasına gittik ve Circle to Search özelliğini oradaki ürünler ve oradaki reklam panoları üzerinde nasıl bir etkisi olacağını bakarak test ettik. Ardından pek çok farklı fotoğraf çektik ve bu fotoğrafları bilerek hatalı çektik. Nasıl bir düzeltme olacağını görmek açısından stüdyoya geldik ve gördüğünüz gibi belli düzenlemeler yaptık. Ve gerçekten her seferinde çok iyi sonuçlar elde ettik. Samsung'un S24 ailesinde şu anda bütün akıllı telefonlarda bu özelliği kullanabileceksiniz. Belki önümüzdeki dönemde A serisinde de görürüz. Ama eğer bu özellikleri yerinde denemek istiyorsanız bir MediaMarkt mağazasına kesinlikle uğramanızı öneririm. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.